sesimi alabiliyor musunuz? Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Amerika merkezli BetterHelp diye bir zaten online terapi yapan bir merkez var. Mezun olduğumuz dönemde bize o tarz seçenekler de sunuldu. Oradan biliyordum ama Türkiye'de henüz böyle bir şey yoktu. Özellikle Diyarbakır'da yapılmayan bir terapi yöntemiydi. Daha sonrasında birkaç tane danışanımızın yurt dışından, şehir dışından fiziki koşullara uygun olmayan danışanlarımız oldu. Yeni doğum yapan bir anne, ilçeden gelemeyen bir çalışan. Ondan sonra biz de böyle bir terapi yöntemi yapmaya karar verdik. Şu an ülkemizde de görülen koronavirüsü sebebiyle insanlar sokağa çıkmak istemiyorlar. Ama aynı zamanda baş etmek zorunda kaldıkları kaygıları, stresleri de var. Bu yüzden yüz yüze olan terapilerimizi de online yapmak zorunda kaldık. Ve şu an insanların talebi de o yönde. O yüzden online terapi bu süreçte sosyal mesafeyi korumak adına daha çok revaçta. Ben İngilizce terapi yaptığım için yurt dışından da danışanlarım var. Ama bu süreçte, korona sürecinde daha çok Türkiye'den talep alıyorum. Çevre şehirlerden, ilçelerden ve akabinde yurt dışından gelen danışanlarımız da oluyor. Obsesif kompulsif rahatsızlığı olan danışanlarımız da var. Ama aynı zamanda son zamanlardaki bu kaygının insanlara bulaşmasından dolayı stres yapıp, panik yapıp bu şekilde terapi talep eden de oluyor. Ama daha çok normal rutin rahatsızlıklara devam edenler, sorunları olanlar, çift terapileri özellikle son günlerde arttı. Çünkü insanlar artık evde tartışmalar artıyor ve bu yüzden bir destek almaya ihtiyaç duyuyorlar. Çiftlere tavsiyem şu aslında, yani aynı ev içerisinde, aynı çatı altında olmaları gerektiği için bu sürede belki kendilerine yaşam alanı bırakabilirler. Mesela biri odada kitap okuyorken diğeri televizyon izleyebilir. Yani çok mümkün mertebe eğer çok fazla tartışıyorlarsa eğer birbirlerinden o sosyal mesafeyi ev içinde de uygulamak gerekir. Stres bağışıklık sistemini zayıflattığı için virüsü kapma şansı biraz daha artıyor. O yüzden mümkün olduğunca stresten uzak durmak, özellikle haberlere her gün işte korona virüsünden sonra hepimiz yaygın olarak işte sosyal medyayı takip ediyoruz, haberleri açıyoruz, WhatsApp gruplarımız var, oradaki sesli mesajları dinliyoruz. Bunlardan uzun bir süre uzak kalmak gerekiyor stresin içerisinde yaşamamak adına. Aynı zamanda kafamızı dağıtacak şeyler yapmamız gerekir. İşte puzzle yapmak, resim yapmak, meditasyon yapmak, pozitif müzikler dinlemek, kitap okumak, filmler seyretmek. Filmden kastım bu arada işte virüsle ilgili pandemi, salgınlarla alakalı filmler değil ama daha çok kafamızı dağıtabileceğimiz tarzda filmler izlemek önemli. Onun dışında çok fazla dediğim gibi hani asılsız bir sürü haber dolaşıyor. İşte doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor.